Millet güzel güzel inşaatlar yapıyor, para kazanıyor. Ya bitmediler ya. Geçen sene de pamflet yaparken geliyordum buraya. Altta herhalde su kuyusu var. Şimdi buraya gelmemin nedeni evde cilasını bu gitar son furyanın, üçlü gitar furyasının ikincisi. Hemen hemen hepsi aynı duruma geldi. Verniğini komalak verniği yaptım. Daha yaparım evde. O da terletiyor. Havalar sıcak. Zımparalama işi de terletiyor. Vernik yapma işi çünkü elle devamlı sürtülüyor. Makine kullanmıyor. 1 kilo 500 gram. Hala öyle. O civarda 480 olabilir. Teller takılınca 500 gün garanti olur. Şimdi filatosunu iyi kötü çektim. Boyadım. Sulu boya değil tabii işte. Akka bilmem ne. Ben neyse elimde boyalar var. Yeşil de olabilirdi. Şu buraya şey, ama mavi yaptım. Yeşil yok çünkü elimde. Sarı var. Sarı ile maviyi karıştırıp da kuruyor. Çabuk kuruyor. Böyle. Şimdi burada sprey vernik kullanacağım. Üst düzey için sadece. Neden? Şimdiye kadar yaptığım gomalak vernikler sarartıyor şeyi. Temiz kalmıyor. Bir deneyeceğim bakalım. Bakalım ne olacak. Evet. Komalak verniğinin üzerine de tekrar sıktım. Yalnız kapağı açarken üst püskürtücük kırıldı mı ne oldu? Biraz sprey köpüklü çıktı. Çıkıyor. Yerine taktım ama tekrar düşüyor filan. Artık yeni aldığımda anlayacağım bozulup bozulmadığını. Evet. Hala kurumasını bekliyorum. 2-3 kat sürdüm. Üst düzeye de sırf komalak bir yerlere de sürdüm. Köpüren şeyi kağıt mendille yayıyorum. Yoksa daha kötü olacak. Fena değil, idare eder. Yüzey temiz kaldı. Ne haber? Ne yapıyorsun çocuk? İyi misin? Maşallah burası da güzel. Yani binalar aslında binalarda yani şu zamanda iyi. Şehrin içinde olmasından iyi. Allah oh. Baneste'nin olduğu yerler var. Güngören vesaire Kadıköy'e giderken işte orada. Oralardan iyi burası. Hiç olmasın yüksek. Tabi oralar şehre yakın. Evet. Bu ikinci gitar. Her şey bitti. Verneği vesaire. Bu da cilası hariç her şey bitti. Bunu da buna yaptığım tarzda cila yapmayı düşünüyorum. Yani önce komalak cilayla mum kısımları evde yapacağım. Sürte sürte. Yapabildiğim kadar birkaç kat.
Ondan sonra parka götüreceğim. Üst dizi ve tek mağan yaptığım yerler, gomalak yaptığım yerlerde spreyle birkaç kat sürüp kurutarak son tekniğim, düşüncem bu. Üste gomalak sürmüyorum çünkü gomalak sarartıyor evi ki. Yani ağacı beyazlığını kaybettiriyor bu bakımda. 2006 yılında yaptım gitar. Kasa biraz ensizmiş. İlginç yapmışım yani. Bunun çekişimin nedeni üstteki gomalak verniğin durumunu göstermek için rengi bakımda gitar. 2012 yılı, 6 yıl sonra. 6 yıl fark var. Pardon, kaç? 2022. 22, 2006. Ne yapar? 16 yıl mı? 16 yıl. İşte üstteki verniğin gomalak değil, sprey vernik. Arkalar gomalak, önce gomalak sonra sprey. 16 sırf gomalak. Bu ise önce gomalak sonra sprey. Daha biraz elden geçmesi lazım. Şimdi